Sakarya valimiz hatta. Sayın valim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Sayın valim Hüseyin Avni Coş. Hocam, sayın valim sizleri biz gerçekten gıpta ile izledik. Hatta yurt dışında birçok yerde de özellikle Arap dünyasında sizin konuşmanızın çok böyle Arapçaya tercüme edilmiş, başka dillere tercüme edilmiş bir şekilde büyük bir sitayişle Türk halkı için, milli irade için bir Türkiye'den önemli bir mülki amirin, yöneticinin sözleri, konuşması olarak gerçekten Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini ve bizim çocuklarımıza, bizlere, hepimize de önder olduğunu gördük. Biz bugün, dün şehitlerimizi konuşmuştuk. Şehit ailelerine bağlandık, taziyeler sunduk. Ayrıca yaralıların, gazilerin çok güzel hatıralarını ve bundan 100 yıl önce işte Çanakkale'den, bir Kutul Ammare'den, Yemen'den, başka yerlerden kahramanlık hatıralarını dinlediğimiz olay, benzeri hatıraları bugünlerde yaşadık ve bunlara not düşmek istiyoruz. Bugün de devleti konuşuyoruz, devletin önemini. Çünkü biz hep devleti ebed müddet olarak geçmişten aldık bu mirası. Bu konuda siz özellikle de tam işin içinde bir amir olarak Sayın Valim neler söylemek istersiniz? Efendim, ekranlar başında bizi izleyen muhterem seyircilerimize Sakarya'dan selamlarımızı, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah devletimizi, milletimizi, gönül coğrafyamızı çok ciddi bir, vahim bir tehlikeden muhafaza etti. Hakikaten bu küresel şer güçlerin piyonunu yapan FETÖ terör örgütünün asker görünümlü kıyafetli teröristlerinin gerçekleştirdiği ve son derece büyük bir hınçla, gözü dönmüşlükle, gözünü kan bürümüşlükle icra etmeye çalıştıkları darbeye karşı milletimizin göğsünü siper ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli iradeye, demokrasiye, hukuka, devlete, millete sahip çıkmaya çalışmalarına ve bu uğurda bu teröristlerin devletten gasp ettikleri, çaldıkları silahlara, tanklara, toplara, helikopterlere, uçaklara karşı gözü pek bir şekilde meydan okurcasına ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla vatanına, devletine sahip çıktıklarını, milli iradeye sahip çıktıklarını büyük bir takdirle, şükranla, minnetle bütün dünya gördü. Ve bütün dünya ülkelerine de mukaddes değerlerin muhafazası konusunda nasıl gerektiğinde bedel ödenebileceği ve fedakarlık yapılabileceği hususunda da hakikaten örnek bir davranış, örnek bir tablo oluşturuldu. Evet. Bu aslında bakıldığı zaman Kutul Amare'den, Çanakkale Zaferi'nden farklı değil. Kesinlikle. Çünkü aslında bu darbe girişimi sadece ülkenin yönetimini değiştirme amaçlı değil. Türkiye'yi içerideki uşakları vasıtasıyla işgal girişimiydi şer güçlerin. Yabancı şer güçlerin içerideki, içimizdeki şer güçlerle ittifak ederek işgal etme girişimiydi. Evet. Milletimizin sağduyusu, basireti, şecaatiyle, devletimizin kararlı duruşuyla bu şimdilik bertaraf edildi. Ama su uyur, düşman uyumaz atasözümüz var. Türkiye'yi büyük devlet olmaktan, büyük güç olmaktan, mazlum milletler için ümit olmaktan çıkarmak, tekrar uydu değil lider ülke olmaya çalışan Türkiye'yi bu sevdadan vazgeçirmeye çalışmaktan geri kalmayacaklarını bu hainlerin biliyoruz. Bunun için yine dış güçlerin, emperyal küresel güçlerin patronajında yeni saldırılar gerçekleştirebilecekleri, yeni yöntemler deneyebilecekleri mevzu bahistir. Bunun için milletçe 15 Temmuz gecesinden itibaren gösterdiğimiz uyanıklığı, dikkati, feraseti, basireti, gayreti, şecaatı
Bundan sonra da göstermek için hazır, dikkatli ve teyakkuzda bulunmamız gerektiğini ifade ediyorum. Bundan tabii ki bu söylediğim genel çerçeve içerisinde Türkiye'yi küçültmek, Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu sarsmak, Türkiye'yi iktisadi bakımdan, beşeri bakımdan, sosyal bakımdan dış güçlere muhtaç hale getirmek, tekrar IMF'ye muhtaç hale getirmek, Türkiye'den beyin gücünü hızlandırmak, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini önlemek, üretim istihdamı durdurmak, dolayısıyla velhasıl Türkiye'yi küçültmek, çoraklaştırmak için dış güçlerin, o güçlerin adını saymayalım, milletimizin zaten hepsi biliyor o güçleri, onların gerçekleştirdiği bir projedir, işgal harekatıdır, saldırıdır. Bu saldırıyı aynen Kutulanmare'de olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi milletimiz en iyi şekilde gözünü kırpmadan şehitliğe yürüyerek, gaziliğe yürüyerek ortaya koymuştur. Bundan ötürü aziz milletimizi, kıymetli ahalimizi ne kadar takdir etsek, şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade etsek azdır. Tabii ki bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun önderliğinde gerçekleşmiştir. Muhakkak ki başkomutan olarak bu işgal girişimine karşı milli ve yerli duruşun teşkilatlanmasında ve hayata geçirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, devlet erkanının da kararlı duruşları büyük rol oynamıştır. Allah milletimizden, devlet erkanından bu konuda yurt dışından da dua eden, gönül coğrafyamızdaki Türkiye dostu bütün kıymetli kardeşlerimizden, dindaşlarımızdan Allah razı olsun. Kabe imamı bile Türkiye için dua ediyorsa demek ki tehlike önemlidir. Tehlike vahimdir. Tehdit sadece Türkiye'ye yönelik değildir. Tehdit aynı zamanda Türkiye'nin şahsında mazlum milletlere yöneliktir. O sömürü düzenini devam ettirmeye yöneliktir. Bundan dolayı bu tehlikeyi, bu büyük oyunu fark eden ve hemen derhal tavır alan aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah hepsinden razı olsun. Sayın Valim, İbrahim Baran ben. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoş bulduk. Vaktinizi de çok almak istemiyorum ama hani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından herkes sokağa döküldü. Mülki idare amirleri de bu süreci yönettiler. Fakat siz burada çok farklı bir konumda bulunuyorsunuz. Elinize bir silah var. O fotoğrafı herkes görüyor internette. Hatta sizi Rambo olarak nitelendiriyorlar. Elinize bir silah var. Arkanızda bir asker grubu var ve o darbeci generalleri sloganladığınız bir görüntü var. Bize onu anlatır mısınız? Nasıl oldu o olay Sayın Valim? Efendim, bu biz zaten darbenin teyit edilmesinden sonra aracımızda sürekli bulunan, çünkü çeşitli terör tarafından tehdit altında olduğumuzu biliyoruz. Sürekli yanımızda bir otomatik tüfek taşıyoruz. O tüfeğimizi ne olur ne olmaz, bunlar her türlü şey gelebilir. Suikast olabilir, saldırı olabilir. O yüzden yanımızda taşımaya başladık, elimizin altında bulundurmaya başladık. Aynı zamanda tabii böyle durumlarda kitleye moral vermek lazım, kitleye, ahaliye ümit vermek lazım, heyecanlarını artırmak ve gerektiğinde de kontrol etmek lazım. Bu konuda da üzerimize düşen yerine getirdik. Sakarya ve hemşehrilerimiz de hakikaten saat 11.30'dan itibaren caddelere, sokaklara, meydanlara attılar. Hı hı. Ve birçok olay saat 03 civarında da bu darbecilerin elebaşısı Tugay Komutanı dahil olmak üzere yüzden fazla çeşitli rütbedeki askeri şahıs da yakalanarak, teslim alınarak gözaltına alındı. Bunların hepsinin gerçekleştirilmesi emniyet kuvvetlerimizin çalışması kadar, hatta ondan daha çok değerli vatandaşlarımızın kahramanlığı sayesinde gözünü
daldan budaktan sakınmayarak göğsünü bu şer güçlerin aleti olan sözde askerlere siper edinerek gerçekleşmiştir. 14 yaralımız oldu. Tabii o olayın şeyinde nedir o söz konusu video kıyabımızda çekilmiş. Benim bilgim yok zaten ters aksi taraftan çekilmiş. İyi ki çekilmiş çünkü herkese moral verdi Sayın Valim. Bir şekilde yayılmış. Evet biz de vatandaşa moral verdiği için şey. O videodaki görüntüdeki şahıslar valiliği işgal için gelen ve valiliği işgal eden sözde askerlerden birkaç tanesi. Onlara tabii ki niye sivil halka ateş ettiklerini sorduğumuzda öyle emir verildiğini söylediler. Bu tabii bizi çileden çıkardı. Çünkü konusu suç teşkil eden emir hiçbir zaman yerine getirilmez. Bu anayasamızda, evet, ceza kanunlarımızda, memurun kanunumuzda yazan ve her kamu görevlisinin bilmesi gereken bir hükümdür. Kanunsuz emir, konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez. Burada kanunsuz bir emri uygulama var. Demek ki bu bilerek, isteyerek yapıldığı anlamına geliyor. Yani terör örgütü tarafından bir emir veriliyor. O uygulanıyor. Zaten daha çarpıcı bir nokta var. Bu buradaki darbeci elebaşı Tugay Komutan Vekili'nin WhatsApp'tan diğer illerdeki darbecilerle yaptığı yazışmalar var. Orada diyor ki Ege Ordu Komutanlığı'ndan emir geldi diyor. İşte hareket etmeyin. Bizim iznimiz olmadan dışarı çıkmayın diye. Ege Ordu Hareket Merkezi'ni arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş diyor. Darbeci elebaşı olan Tugay Komutan Vekili bu emri dinlemiyoruz. Ancak birlikler zor durumda vatandaş valiliğe girdi diyor. Yani bunlar amirlerinin emrini değil. O abi dedikleri şer örgütün, terör örgütün elebaşlarının yöneticilerinin, terör örgütün yöneticilerinin emirlerini dinleyen kanı bozuk, aklını kullanamayan, işte bu sıfatla da haşhaşi sıfatını tam anlamıyla hak eden, gözü dönmüş, eli kanlı teröristler. O 15-16 Temmuz gecesi bütün şu husus önemli. Milletimiz bu örgütün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, amaçları doğrultusunda gerektiğinde ne kadar kan dökebileceğini, üstlendiği bir efendileri tarafından kendilerine bir görev verildiği zaman, yani o kendilerini yöneten, kendilerini kullanan, o yabancı dış güçler tarafından kendilerine görev verildiğinde, daha özellikle Türkiye'de darbe yapın denildiğinde bu emri yerine getirmek için yüzlerce, binlerce insanı telef etmekten, hayatını sona erdirmekten çekinmeyeceklerini gösteriyor. Yine bu WhatsApp yazışmalarında bir tane sözde komutanın birisi ateş ettiğini, 10-15 insanı pert ettiğini yazmış. Sakarya'da mı oluyor Sayın Valim bu? Araçlar için kullanılır. Yok. Bunlar insanları böyle değersiz gören, insanlara değer vermeyen ve insanları sömüren, kullanan, istismar eden bir sapık görüşün mensubu oldukları bu yazışmalarındaki satır aralarında bile gizli. Allah devletimizi, milletimizi vahim bir tehlikeden, tehditten korudu. Amin. İnşallah çok sağ ol, yanık olmalıyız. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu darbe kalkışmasından önce o örgütün tehlikesine dikkat çeken birçok uyarısı oldu biliyorsunuz. Bu uyarıların pek çoğu toplumun bazı kesimleri tarafından dikkate alınmadı. Hatta abartılı bulundu. Ancak bu canice teşebbüs, bu haince ortaya konulan darbe kalkışması sırasında bunların gösterdikleri o gözlerini kan bürümüş insanı, milleti hiçe sayan, halkı hiçe sayan yaklaşımları bunların için daha önceden konulan yapılan değerlendirmelerin yetersiz bile kaldığını, hiç
de abartılı olmadığını ortaya koyuyor. Bu vesileyle hani ne derler, bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Evet. Aziz milletimiz ve tabii ki devletimiz de bu tehlikenin boyutlarını çok daha iyi bir şekilde yaşayarak öğrenme, algılama, değerlendirme ve tavır alma imkanına kavuştu. Hı hı. Bu da o şer olaydan ortaya çıkan hayırlı bir netice. İnşallah bundan da istifade ederiz. İnşallah bir daha böyle bir şey, böyle bir acı olay gerçekleşmesin. Çok yani. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Sizin de meydana ineceğinizi biliyoruz. Çok vaktinizi almak istemiyoruz. Bu musibetten alınan nasihat gibi aynı şekilde bu gazilerden, şehitlerden de, bu olaydan da biz gelecek nesillere, bunlara, tarihe bunlar not düşerek unutulmasını ve sulandırılmasını engelleyerek, değil mi? Bunu siz aynı Çanakkale Kutul Amare gibidir dediniz. Kutul Amare'yi biz bu yıl hatırladık. 100 yıl sonra, 100. seneyi devriyesinde. Ama biz bunu ilk günlerinde her şeyini not edip sulandırılmasını da, çünkü bunlar yapılacak, biliyoruz. Bunları da engellememiz gerektiğini düşünüyoruz inşallah. Kesinlikle, kesinlikle efendim. Allah tabii ki feraset, basiret, gayret, şecaat nasip etsin. Hepimize bu konuda pür dikkat olmalıyız. Bunlar çünkü aynı zamanda bu şer örgütün, bu hain örgütün en önemli vasfı çok sinsice, çok gizlice faaliyetlerde bulunması. Bunun için diğer terör örgütlerinden de ayırt ediliyor. Üstelik bunun diğer terör örgütlerinden en önemli farkı devletin içinde sızmış olması, devletin içinde yerleşmiş olması. Dolayısıyla diğer terör örgütlerinin elinde olmayan imkanlara sahip olması ve birçok insanın da ilk başta bu örgüt mensuplarını devlet görevlisi zannederek saygı göstermesi, itibar etmesi, ilgi göstermesi, evet. Ancak bunlara örgütleri tarafından emir verildiğinde bunlar o emri yerine getirmek için ne kanun, ne nizam, ne anayasa, ne kamu menfaati, ne insan hakları, hiçbir kural tanımadan, ahlak, vicdan, insaf, hiçbir kural tanımadan o hedeflerine, amaçlarına, kendilerine veren görevleri yerine getirmek için odaklandıklarını bu vesileyle bir kez daha milletimiz görmüş oldu. Bu örgütün en son teröristi bertaraf edilinceye kadar tehlike devam ediyor demektir. Dikkatli olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın nöbete devam demesi boşuna değil. Evet. Bu konuda milletçe uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Atasözü, su bile uyur düşman ama düşman uyumaz. Evet. Bu atasözünün ifade ettiği anlamı da milletimiz göz önünde bulundurmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Sakarya'da olduğu gibi biz İstanbul'da Sancaktepe Samandıra'dan yayın yapıyoruz. Burada da hemen yanımızda günlerdir gerçekten sabaha kadar insanlar akın akın, her yaştan insanlar nöbete devam ediyorlar. Biz de nöbete Allah devam diyoruz. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin, yaşıtlarımın da alınlarından öpüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar. Sizlere çok teşekkür ederiz Sayın Valim.